Üstel ve logaritmik fonksiyonların grafikleriyle beraberiz arkadaşlar. Logaritma videosunun ikinci bölümü diyebiliriz. Bir f fonksiyonumuz var. Bu f fonksiyonu üstel fonksiyon. F'in tersinin ise logaritma fonksiyonu olduğunu söylemiştik. Arkadaşlar bu ikisinin de özelliği, grafiklerinin özelliği. Bunlar y eşittir x doğrusuna göre simetriklerdir. Biz şimdi bu ikisinin de tabanı olan a'nın durumları için grafiklerinin nasıl çıktığına bir bakalım. A sayısı 1'den büyükse ve A sayısı 0 ile 1 arasındaysa, biliyorsunuz A sayısı 0, 1 ve 0'dan daha küçük olamıyordu. Üstel fonksiyonun grafiği de, logaritma fonksiyonun grafiği de A sayısı 0'dan büyükken ikisi de artandır diyebiliriz. Peki 0 ile 1 arasındayken bu fonksiyonun grafikleri ne olacak arkadaşlar? Azalan fonksiyonlar olacak burada gösterdiğimiz gibi. Peki y eşittir x doğrusu nerede? Şurada. Bu fonksiyonların grafikleri arkadaşlar şu y eşittir x'i ayna olarak kabul eder ve daima bu y eşittir x doğrusuna göre simetriklerdir diyebiliriz. Alt kısımda örneğimize bakalım. Örnekte diyor ki fx eşittir logaritma 3 tabanında x eksi 2 eksi 1 fonksiyonun grafiğini çizelim demiş. Şimdi bu grafik çizilirken öncelikle şuna dikkat edeceğiz. Fonksiyonun içerisi ne olamaz dedik? Sıfırdan küçük olamaz. Sıfır olamaz demiştik değil mi? Yani pozitif olacak. Yani x eksi 2 sıfırdan büyük olacak değil mi? Yani x sayısı 2'den büyük olacak. 2'den büyük olacaksa fonksiyonun grafiği, şurada gösterdiğimiz kırmızı kesikli çizgiler var ya, işte bunun sağ tarafında çıkması gerekiyor grafiğin. Yani sol tarafında kesinlikle grafik çıkmayacak. Pekala. Öncelikle şunları da bir isimlendirelim. X ekseni, y ekseni ve orijin diye. Fonksiyonu şu x eşittir 2 doğrusunun sağ tarafına çizmemiz gerekiyor. Ve fonksiyon hiçbir şekilde x eşittir 2 doğrusuna değmeyecek. Hiçbir şekilde de x eşittir 2 doğrusunun sol tarafına geçmeyecek. Pekala. Şöyle düşünelim. Fonksiyonu yani logaritma 3 tabanında x eksi 2 eksi 1 fonksiyonunu sıfıra eşitleyen değer fonksiyonun x eksenini kestiği yer değil midir arkadaşlar? Yani logaritma 3 tabanında x eksi 2'yi biz 3 olarak kabul edersek, pardon 1 olarak kabul edersek 3 üzeri 1 eşittir x eksi 2 olmayacak. Dolayısıyla x eşittir 5 neymiş arkadaşım? Fonksiyonun x eksenini kestiği noktaymış diyebiliriz. Bu fonksiyonun grafiğini artık nasıl çizmemiz gerekiyor? İşte şurada şöyle gösterirsek inşallah net bir şekilde çizebiliriz. Arkadaşlar fonksiyonun grafiği x eşittir 5'ten de geçmek üzere şu şekilde bir eğridir. Aynı yukarıda gösterdiğimiz eğriler gibi, şurada gösterdiğimiz eğri gibi fonksiyonun grafiği bu şekilde çıkar. Diğer noktaları belirtmenize gerek yok zaten. ÖSYM'de pek bununla ilgilenmiyor diyebiliriz. Diğer sorumuza geçelim. Örnek. Demiş ki bize yandaki şekilde fx logaritma a tabanında x artı b artı c fonksiyonun grafiği verilmiş. A artı B artı C toplamı kaçtır diyor. Fonksiyonda bazı sayıları gizlemiş. Biz de bu sayıları bulacağız. Şuradaki doğru x eşittir eksi 1 doğrusunun solunda hiçbir zaman çıkmamış grafik. Yani diyor ki bize aslında kısaca fonksiyonun içini sıfır yapan değer eksi 1'dir. Fonksiyonun içine arkadaşım x artı B mi? Bu x artı B'de ben x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam fonksiyonun içerisi ne oluyormuş? 0. Dolayısıyla B kaç olur arkadaşlar? B 1 olur. B'yi bulduk artık. Fonksiyonumuz neye dönüştü? Fx eşittir logaritma A tabanında x artı 1 artı C'ye dönüştü. Bundan sonraki kısımda ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar şöyle düşünürsek. Bu fonksiyon x gördüğümüz yere 0'ı yazdığımız vakit ne geliyormuş? 2'den geçiyormuş değil mi? Madem öyle yazalım biz de. F0 eşittir logaritma A tabanında 0 artı 1 artı C eşittir 2 mi oluyormuş? Burada bulduklarımı da yerine yazdım bu arada. 0 artı 1, 1. Logaritmanın içi 1 ise kendisi neydi? Burası 0. Yani C eşittir 2 gelir diyeceğiz. B'yi bulduk, C'yi de bulduk. Sırada ne var? A var. Bu A'yı hangi değerden bulacağız? X gördüğümüz yere 3 yazmamız gerekiyor. Peki yazalım. F3 eşittir logaritma A tabanında x artı 1, c'yi ne bulduk? 2. Onu da yerine yazalım. 2 dedik. Şimdi devam edelim. 3'ü de yerine yazalım bu arada.
f3 eşittir logaritma a tabanında 3 artı 1 4 artı 2 eşittir. Neymiş arkadaşlar? Nereden geçiyormuş? Sıfırdan geçiyormuş diyeceğiz. Peki hala logaritma a tabanında 4 eşittir eksi 2 mi olur? A üzeri eksi 2 eğer eşit 4 ise buna biz ne diyebiliriz? 1 bölü a'nın karesi eşittir 2'nin karesi. Dolayısıyla şuraya çekersek 1 bölü a eşittir 2 olmaz mı? A neymiş arkadaşlar? 1 bölü 2'ymiş. Bizden a'nın, b'nin ve c'nin toplamını istemişti. Biz de bunları toplayacak olursak 1 artı 2 artı 1 bölü 2. Bu nedir arkadaşlar? 3,5 yani 7 bölü 2'dir diyebiliriz. Evet arkadaşlar. E matematikte kullanılan pi sayısı gibi bir sabit sayıdır. E'yi nasıl hesaplamışlar? Şu şekilde diyebiliriz. 1'i 0 faktöriyeli, daha sonrasında 1'i 1 faktöriyeli, 1'i 2 faktöriyeli, 1'i 3 faktöriyeli diye bu şekilde artarak yani 1'i 4 faktöriyeli, 1'i 5 faktöriyeli, 6 faktöriyeli, 7 faktöriyeli, 8, 9, 10 faktöriyeli ve sonsuza kadar bu işlemi uygulayarak 1'i bu sayılara bölüyor ve topladığı zaman da yaklaşık olarak e eşittir 2,71 değerine ulaşıyoruz. Bu sayı bizim için pi sayısı gibi özel bir sayıdır. Ve tabanı e olan logaritmaya da doğal logaritma denir diyoruz. Logaritma e tabanında x eşittir ln x şeklinde yazılır da diyebiliriz. Pekala şunları da göz atacak olursak logaritma e tabanında bir eşittir 0 olduğundan biz şu logaritma e tabanında artık nasıl gösterecekmişiz? Bakın burada ln 1 diye göstereceğiz burayı. Logaritma e tabanını bakın burada yine ln olarak gösterdik. Ve logaritmanın tabanıyla içi birbirine eşitse ne oluyordu? Cevap 1 oluyordu. Bu yüzden ln e de 1'dir diyebiliriz. Ln e üzeri x, ben bu x'i alıp yine normal logaritmada yaptığım gibi başa atabiliyorsam x çarpı ln e'ye eşit olur. Ln e de 1'di zaten. Buradan cevap ne olurmuş? X çarpı 1'den x olurmuş diyebiliriz. Alttan devam edelim. Örnek. Şimdi bu örnekler şununla alakalı logaritmik denklemler diye bir başlık adı altında toplayabiliriz bunları. Bu logaritmik denklem dediğimiz kısımda da normal bildiğimiz denklem çözeceğiz. Yalnız bu denklemlerin köklerini bulduğumuz zaman hemen çat badanak böyle çözüm kümesinin içine atmayacağız bu kökleri. Çünkü bu kökleri denememiz gerekiyor. Nerede deneyeceğiz? Logaritmanın içini sıfırdan küçük mü yapıyor, sıfırdan büyük mü yapıyor? Logaritmanın tabanı 1 mi yapıyor, sıfırdan küçük mü yapıyor? Tüm bunları irdeleyeceğiz. Eğer şartlarımıza uymuyorsa bu kökleri çözüm kümesinin içerisine dahil etmeyeceğiz arkadaşlar. Evet geçelim sorumuza. 3 üzeri ln x eşittir 2 üzeri ln 9 denkleminin kökü kaçtır diye soruyor. Öncelikle şu 3 üzeri ln x elimizde bir dursun. Ben arkadaşlar şuradaki 9 ile şuradaki 2'nin yerini bir değiştireyim. Yani 9 üzeri ln 2 yazayım oraya. Sonrasındaki ben bu 9'un 3'ün karesi olduğunu biliyorum. 3'ün karesinin ln 2. kuvveti diyelim buna. Bu da 3 üzeri 2 ln 2'dir diyebiliriz. Doğru mudur? Pekala ben bunu 3 üzeri ln 4 olarak yazabilir miyim? Nasıl yazdım bunu? 2 buradaki 2'nin başına attım. 2'nin karesi şeklinde. Böylelikle ne oldu? 3 üzeri ln x ta en baştaki ifademiz sondaki 3 üzeri ln 4'e eşit oldu. Madem öyle x kaçtır arkadaşlar? X 4'tür diyebiliriz. Geçelim diğer sorumuza. Logaritma iki tabanında x eksi 3 eksi logaritma iki tabanında x neye eşitmiş? Logaritma iki tabanında x artı 1 eksi logaritma iki tabanında 15'e eşitmiş. Gelin şunların tabanları 2 olduğu için ve çıkarıldıkları için içlerini mi bölelim? Yani logaritma iki tabanında x eksi 3 bölü x bu neye eşit olacak? Logaritma iki tabanında x artı 1 bölü 15'e eşit olacak. Pekala, şöyle devam edelim sizinle. Şimdi, bunların da tabanları aynıysa, içleri eşit midir? Yani x eksi 3 bölü x eşittir x artı 1 bölü 15 olmayacak mı? Gelin şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. Yani x kare artı x eşittir 15x eksi 45 diyelim. 15x'i ve eksi 45'i bu tarafa atarsak, x kare eksi x'ten 15x çıkar. 14x eksi 45'i bu tarafa gönder. Artı 45 eşittir 0. Ben bu denklemi x ve x diye burayı da eksi 9 ve eksi 5 diye açarsam ki çarpımları 45'tir toplamları eksi 14'tür. X 1 ne gelir?
x1 eşittir 9 ve x2 eşittir 5 gelecektir. Bizden neyi istemiş? Sağlayan x değerlerini. Peki bu x değerleri logaritmanın içini herhangi bir şekilde tanımsız yapıyor mu? Hayır. Dolayısıyla çözüm kümemiz ne olacakmış arkadaşlar? 5,9 elemanları olacakmış. Diğer örneğe bakalım. X üzeri logaritma x eşittir 100x denkleminin çözüm kümesi nedir diye sormuş. Evet, çözelim şöyle. Şimdi öncelikle bu tarz ifadelerde her iki tarafın logaritmasını alırsanız size büyük yardım dokunacaktır. Logaritma x üzeri logaritma x eşittir logaritma 100x diyelim. Burada burası x'in kuvveti olduğu için logaritma x, bunu başa atabiliriz. Yani logaritma x çarpı logaritma x eşittir. Burası nedir arkadaşlar? Logaritma 100 ile logaritma x'in toplamı mı? İçeride 100 ile x çarpıldıysa demek ki dışarıda logaritmalar toplanmıştır. Arkadaşlar şurası logaritma x'in karesidir. Şu logaritma x'i bu tarafa yollarsam eksi logaritma x. Log 100 neydi? Log 100 bu da 2 değil miydi? 2'yi de bu tarafa atın. Eksi 2 eşittir 0. Peki artık çarpanlarını ayıralım bunu. Logaritma x ve logaritma x diye ayırırsak, burasını da eksi 2 artı 1 diye ayırırsak, bir taraftan logaritma x eşittir 2 gelir, diğer taraftan da logaritma x eşittir eksi 1 gelir. Eğer logaritma x 2 ise bunun tabanı neydi arkadaşım? 10'du. 10 üzeri 2 eşittir x'tir diyebilirsin. Yani x eşittir 10 üzeri 2'den 100'dür dersin. Bir de burada taban yine 10'du. Bu 10'un eksi 1. kuvveti de içeri eşittir. Madem öyle x eşittir 10 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 10 dersin. Bu 1 bölü 10 ve 100 değerleri logaritmanın içine dışına hiçbir şekilde bir zarar vermediğinden yani tanımlı yaptıklarından çözüm kümesinin içerisine dahil edebiliriz. Çözüm kümemiz 1 bölü 10 virgül 100 deriz. Diğer sorumuza geçelim. Logaritmalı eşitsizlikler, önce bir konuyu anlatalım tabii önce soruyu çözmeden. Şöyle diyelim. Taban 1'den büyük ise logaritma a tabanında b, logaritma a tabanından c'den küçük ise arkadaşlar b c'den daima küçüktür deriz. Taban 1'den büyükse. Mesela bunun tabanı ne arkadaşlar? 3. Bunun da tabanı 3. 1'den büyük mü? Evet. Dolayısıyla diyeceğiz ki x eksi 7 de 5'ten küçüktür. Eksi 7'yi at karşıya. X de 12'den küçüktür madem öyle değil mi? Eğer taban 0 ile 1 arasındaysa, iki grafiğini de göstermiştik bunları. İkisi de ne bunların? A tabanında. A tabanında B. A tabanında C'den küçükse işler bu sefer tersine dönüyor. Yani B C'den daha büyük oluyor. Ki zaten logaritmanın içlerinin 0'dan büyük olması gerektiğini söylemiştik. Burada da bunu belirttik. Bu sefer tabanlarımız ne? 2 bölü 5. 2 bölü 5 1'den küçük mü? 2 bölü 5 1'den tabii ki küçük. Dolayısıyla ne yapmamız gerekecek bizim? X artı 12'nin de burada küçüktür olarak verdiyse biz büyüktür yapacağız bunu. 2x eksi 6'dan büyük olması gerektiğini biliyoruz. At bu x'i diğer tarafa. At eksi 6'yı diğer tarafa. Burada sadece x kaldı. Eksi 6 bu tarafa geçerse de burası da 18 mi oldu? Demek ki x 18'den küçükmüş deriz. Tabi bunu yaparken de şunlara da dikkat edeceğiz. X artı 12 ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük. Yani x eksi 12'den büyük olacak. Ve buradaki logaritmanın içi de 2x eksi 6 sıfırdan büyük olması gerekiyor. 2x 6'dan büyük, x de 3'ten büyük olacak. Şimdi gelelim bunların hepsinin kesişimini almaya. Bunların kesişimi nedir? X 18'den küçük, x eksi 12'den büyük, x 3'ten büyük. Zaten 3'ten büyük olan her şey eksi 12'den de büyük olduğuna göre 3 küçüktür, x küçüktür, 18 diyebiliriz bu sorumuzun cevabına. Evet arkadaşlar. Diğer örnekteyiz. Logaritma 3 tabanında 2x eksi 10 bölü x 0'dan büyük demiş ve bu eşitsizliği çözmemi istemiş soru. Öncelikle şöyle başlayalım soruya. Logaritma 3 tabanında 2x eksi 10 bölü x bu 0'dan büyükse ben bu 0'ı logaritma 3 tabanında 1 şeklinde yazmam gerekiyor. 3 tabanında 1 neydi? 0. Dolayısıyla soru değişti mi? Soruya hiçbir şey olmadı. Pekala. Şöyle devam edelim soruya. Madem öyle 2x eksi 10 bölü x 1'den büyük diyebilir miyim? Derim neden? Çünkü tabanlarımız 1'den büyük. Bu eşitsizliği bu şekilde devam ettirebilirim.
Bu 1'i diğer tarafa atalım. 2x eksi 10 bölü x. Arkadaşlar eksi 1 büyüktür 0 olur mu? 2x eksi 10 bölü x de 1'i payda eşitlersek x de x bölü x 0'dan büyüktür deriz. İşlemi yaparsak yukarı taşıdığım işlemi 2x eksi 10 eksi x bölü x 0'dan büyüktür deriz. Burada elimizde kalan x eksi 10 bölü x 0'dan büyük olacakmış. Şimdi eşitsizlik tablosu oluşturacağız. Pay kısmının kritik noktası nedir? 10. Payda kısmının kritik noktası, yani içini 0'a eşitleyen değer 0 deriz. Tabloyu da oluşturursak 0'a 10. Bir tablo çizelim şu şekilde. Eşitlik olacak mı? Eşitlik olmayacak. İlk olarak üst taraf ve alt taraf ikisinin de katsayıları pozitif olduğundan artı, eksi, artı diye devam ederiz. Bizden nereyi istiyor arkadaşlar? Bizden şu kısımları mı istiyor? Pozitif olan yerleri istiyor yani, değil mi? Pekala, pozitif olan yerleri de istiyorsa artık şu şekilde davranabiliriz biz. X elemandır. Nereden geliyor arkadaşlar? Eksi sonsuzdan sıfıra kadar birleşim, 10'dan artı sonsuza kadar olan bölge diyebiliriz. Bunu başka türlü nasıl ifade edebiliriz? Reel sayılardan 0 ile 10 kapalı aralığını çıkararak da ifade edebiliriz çözüm kümesini. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sorudan önce bir notumuz var. Birden büyük sayıların onluk logaritmasının virgülden önceki kısmının bir fazlası sayının virgülden önceki değerinin basamak sayısına eşittir demiş. Bu sorular eğlenceli. Şöyle diyebiliriz. Arkadaşlar, logaritma 2'yi vermiş bize ve 20 üzeri 10 sayısı kaç basamaklı bir sayıdır diye sormuş. Biz hemen 20 üzeri 10 sayısının logaritmasını alacağız. Yani logaritma 20 üzeri 10'a bakacağız. Ve logaritma 2 cinsinden yazmaya çalışalım bunu. Öncelikle bu 10'u başa atabilir miyiz biz? 10 çarpı logaritma 20. Bunu da 10 çarpı, bir parantez açalım, logaritma 20'yi logaritma 10 ile logaritma 2'nin toplamı biçiminde ifade edelim. Sonrasında diyelim ki bu log 11'dir. Logaritma 2'yi de soruda 0,30103 diye vermiş. Madem öyle, artık 10 ile neyi çarpacağız biz? 1 ile 0,30103 toplarsak 1,30103 olacaktır. Ben bu sayıyı 10 ile çarptığım takdirde şuradaki 1 virgül sağa kayacaktır ve 13,0103 olacaktır. Şimdi elimize ne geçti? Arkadaşlar şunu söylüyorsunuz. Şurada verilen kurala göre bu ondalık sayının tam kısmının bir fazlası benim cevabım olacaktır. Yani 20 üzeri 10 sayısı 14 basamaklı bir sayıdır diyebiliriz. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bu soruyu test sorusu olarak koyduk. Çözelim. ABC eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgense bütün kenarlar birbirine eşit midir arkadaşlar? Madem bütün kenarlar birbirine eşit, ln 12 ile ln 3'ün toplamı bana nereye verir bu? AB kenarına verir. ln 4 ile ln x'in toplamına eşittir diyebiliriz. Burası da bana neyi verir? AC'yi, zaten AB AC'yi eşittir demiş soruda. ln 12 ile ln 3'ün toplamı nedir? İçler çarpılır. ln 36 eşittir ln 4 x mi diyeceğiz? Artık logaritmaların içleri birbirine eşittir. Yani 36'yı ben 4x'e eşitlersem x ne gelir arkadaşlar? 9 gelir. Bu da bizim sorumuzun cevabıdır diyebiliriz. Bir sonraki örneğe bakalım. Bana bir fonksiyon vermiş. Bu fonksiyon üstel fonksiyon tabanı e üzeri 2x olduğuna göre f'in tersinde e üzeri 3 nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz? Fx eşittir e üzeri 2x ise, logaritma pek kullanmamıza da lüzum yok aslında, f'in tersinde e üzeri 2x eşittir x'tir diyebilir miyim? Hatırlayın fonksiyonlar dersinde. Şimdi bana neyi sormuş? F'in tersinde e üzeri 3'ü sormuş. Ben e üzeri 2x'i e üzeri 3'e eşitleyebilmem için şu üstlerinde birbirine eşitlemem lazım. Yani 2x eşittir 3 ise x ne olur? 3 bölü 2 olur. Yani madem öyle, artık şunu söyleyebiliriz biz. X 3 bölü 2 ise yaz şuraya.
x gördüğün yere 3 bölü 2. Ha, ne çıktı? Sorunun cevabı. F'in tersinde e üzeri 3, 3 bölü 2'dir. Bu da bizim sorumuzun cevabı. Şıklarda rasyonel olarak vermemiş, ondalık olarak vermiş. 3 bölü 2 nedir arkadaşlar? 1,5'tür deriz. Evet, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Benden bir isteğiniz, arzunuz olursa yorum kısmında belirtmeniz bizi mutlu edecektir. Sıkı ders çalışmanızı öneriyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Başarılar diliyorum hepinize. Abone olmayı unutmayın bu arada.